Diyet için neler söyleyebiliriz? İnsanlar nasıl diyet yapmalıdır? Neler kullanmalıdır? Evet, diyeti anlamak için öncelikle vücudumuzda 4 çeşit tampon, kimyasal tamponlar var. Bunları anlamak gerekir. Diyet, bilindiği gibi buna girmeden önce diyet Hollywood'da artistlerin, mankenlerin 1920'lerde ortaya çıkarmış olduğu kasları geliştirme, güçlendirme, daha güzel gözükmek, daha dinç gözükmek için bir yöntemdir. Protein ağırlıklı beslenme, az karbonhidrat, yoğun protein. Daha sonra bunun birçok yan tesirinin yani yan etkilerinin gözükmesi nedeniyle Doktor Dukan Fransız asıllı bunu geliştirmiş, değiştirmiş ve protein ağırlıklı beslenmelerde çok ağır hastalıklar ortaya çıktığı için kalp damar rahatsızlığı, tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması gibi ağır romatizmalı hastalar kullanmaması gerekir. Yani ağır yoğun kilolu olanlar. Protein diyeti kim kullanabilir? Böyle spor yapan, yoğun spor yapması gerekir. Çünkü alınan proteinin gün içerisinde harcanması gerekir. Yoksa sürekli depolanırsa asidoz oluşur. Bu çok çok tehlikelidir. Yani sporla birlikte aslında diyeti aynı anda yürütmek Evet, gerekiyor. asidoz kelimesi burada söyledik geçti ama asidoz çok çok önemlidir. Neden önemlidir? Asidoz niçin önemlidir? Nedir asidoz? İnsan vücudunda dört ana tampon sistem var, kimyasal. Eritrosit ve hemoglobin tampon sistemleri, protein tampon sistemi, fosfat tampon sistemi ve bikarbonat, karbonik asit denge sistemi. Yani dört tane tampon sistem var. Şimdi kişi protein ağırlıklı beslenirse, et, peynir, yumurta vesaire çok yerse ne olur? Yağlar yağ asidi aside dönüşür. Kandaki asit oranı yükselirse ne olur? Kandaki asidi lenf bezleri nötrleştirmeye çalışır. Lenf bezleri şişmeye başlar. Bununla başa çıkamazsa. Kanın pH değeri 7,40. 7,35'e doğru kayarsa tehlikeli. O zaman hayati tehlike başlar. 7,45'in üstüne çıksa da tehlikeli. Yani insan doğduğu günden öleceği güne kadar kanındaki pH değeri 7,40'tır. 7,35 ile 7,45 arasında gider gelir. Binde ikilik oynama olur, fazla olmaz. Asidik ortamda mesela kanın diyelim ki kalbin pH değeri 6,9. 6,5'e doğru kaysa kalp krizinden ölebilir kişi. Eklemlerde asidik ortama doğru kaysa eklemlerde asit kemikleri, kıkırdakları eritir. Damarların içerisinde asit oranı artarsa ne olur? Kanın içindeki minerali, kalsiyum, sodyum, magnezyum, bütün mineralleri emer, yok eder. Ya bu da birçok hastalığı tetikler. Bu nedenle protein ağırlıklı beslenmek tehlikelidir. Asidoza sebep olur. Asidoz beyin kanamasına sebep olur, kalp krizine sebep olur, romatizmaya sebep olur, lenf bezlerin şişmesine sebep olur. Kişi sürekli kilo alır, kilo veremez, obeziteye sebep olur. Yani asidoz tehlikelidir. Yani sırf protein ağırlıklı besinlerle beslenmek tehlikelidir. Et, peynir, yumurta yiyenlerde ürük asit çok yükseldiği için romatizmaya yakalanır, romatizmadan kurtulamaz. Yani bu nedenle sağlıklı beslenmek gerekir. Bunun için mesela ne var? Spirulina bir yosun, Hawaii adalarında, Chad Gölü'nde, Avustralya'da spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. Mavimsi yeşil yosun. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Balık yağlarındaki yağlardan omega 3, 6, 9 içerir. Ve alt türevlerini.
esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitleri içerir. Yani besinlerde olan ve olmayan amino asit. Amino asit nedir? Pardon. Aynı bir binanın yapımında kullanılan yapı taşları gibi, tuğla taşları gibidir amino asit. Hücre yapımında kullanılır, protein yapımında kullanılır. Yani spirulina vücudun asit baz dengelerini kurar, vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Evet. Peki zayıflama için neler söyleyeceksiniz? Zayıflamak için herhangi bir ürününüz var mı? Nasıl sağlayabilir insanlar bunu? Evet, asidoz nedeniyle veya bağırsaklara mantar yerleşmişse mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler nedeniyle hormon dengeleri bozulur. Karaciğer yağlanır. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamaz. Karaciğer yorulursa, yağlanırsa arıtamadığı toksik maddeler kanda dolaşmaya başlar. Beyine etki yapar. Mesela hamurlu, tatlı yenen bütün gıdalar efendim nişasta, şekere dönüşür her şey. Şekeri de bünye neye dönüştürür? Özel bir enzimle asetil koenzime dönüştürerek depolar. Yağ dönüştürerek depolar. Kilo alır kişi. Özel bir eskiden insanlar diyet yapmazdı. Fitti. Kilolu insan pek yoktu. Neden? Çünkü köyde tarlada çalışır. Doğal sabah besleniyor tarlasına olardı. Gidiyor. Doğal besleniyor. Evet. Tarlasına gidiyor. Akşam evine geliyor. Günde iki öğün yiyor. Fazla yemek yemiyor. Yemek içmek yoktu eskiden yani. Şimdi insanlar bilgisayarın başına oturuyor kahvaltıdan sonra başlıyor. Gofretli, cipsli, jelibonlu, kekli vesaire. Öğle yemeden sonra tekrar atıştırıyor. Duramıyor bilgisayarla çalışırken oradan buradan şuradan. Nasıl zayıflayacak ki? Mümkün mü? Değil. Mide yoruluyor. Midenin dinlenmesi gerekir. Mide sabah 7'de başlar yüksek tempoyla çalışmaya. Yani 4'te çalışmaya başlar da yüksek tempoya 7'de ulaşır. Mesela kişi kahvaltı yaptı. Mide çalışmaya başladı. Saat 1'e doğru yavaşlar. Akşam 6'dan sonra çok minimum seviyede çalışır. Akşam saatlerinde yemek var. Bu nedenle kolay kolay sindirilmez. Geç vakitlerde ağır yemek yememek gerekir. Belki salata yenebilir, yoğurt yenebilir hafif. Yani diyetisyenlerin 3 ana öğün, 3 ara öğün vesaire diyerek tavsiye ettikleri şey aslında insanları ne yapıyor? Yavaş yavaş obez yapıyor. Daha tehlikeli. Kişi o diyeti bıraktığı zaman 10 kilo veriyorsa 20 kilo alıyor. Bu nedenle tehlike oluyor. Diyet yaptım diyor. Diyeti bırakıyor. Bir de bakıyorsun. Allah gitmiş. Peki akşamları yemek yiyen insanlar için sindirimi kolaylaştırmak adına neler söyleyebiliriz? Ne tavsiye edebiliriz ya da? Tabii akşam yemek iyi değil ama mecbur kalırsa tabii sindirimde yoğurt yemek gerekir. Çünkü, ayran içmek gerekir. Yoğurt yemek, ayran içmek gerekir. Böylece sindirimi kolaylaştırır. Sindirimi hızlandırır. Kolay olur. Problem olmaz. Yani yoğurt yemek şart. Peki depresyon. Depresyona insan neden girer? Önce bunu bir konuşalım. Hemen ardından da çözüm yolları nelerdir? Sizin bununla ilgili bir formülünüz var mıdır? Depresyonu tetikleyen birçok faktör var. Günümüzde insanların depresyona girmemesi için yani çok zor şartlar, yaşam şartları, iş yerindeki problemler. Değil mi? Sıkıntılar. Baskılar. Şeflerin baskısı. Böyle yapmadın. İş ortamındaki işçiler arasındaki gerilim, patronlarla işçiler arasındaki gerilim. Bir de kişi evine gittiğinde ailesiyle gerilim. Gerilim. Ne yapıyor? Artık o insan ne kadar kaldıracak ki bunu? Bir yerde patlıyor. Yani bir de mutsuzsa. Ya bazı insanlar da günümüzde yani 4 duvar arasında yaşıyor. Evine gidiyor. Annesi, babası, dedesi, ebesi neyse köyde veya başka bir yerde. Kendisi büyük şehirde. Yalnız. Televizyon seyrediyor. Yemek yiyor. Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, işe gidiyor. Yani monoton, robot gibi. Otomasyona dönüyor. Yani ne oldu yani? Robot gibi. Türkiye'de 19 milyon 500 bin genç evlenme çağında ve evlenemiyor. Maddi imkansızlıklardan. Eğer ki bu gençlerle evlenme imkanı hazırlanmazsa Türkiye
Avrupa'daki Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya yaşlı nüfus diyorduk. Onları bile geçecek. Türk nüfusu bitecek. Avrupalılar buna tedbir getirdi. Çocuk parası, evliliğe teşvik parası, ev yardımı para, kira parası, annene emzirme parası vesaire vesaire. Bir sürü teşvikle ve vergi sistemiyle evli olanlardan daha az vergi, bekar olanlardan biraz daha fazla vergi alarak insanları zorladılar yani bu evlenmeye. Eskiden Almanlar bir çocuk veya iki çocuk yapardı veya yapmazdı. Şimdi 7-8 çocuğu Almanlar görüyorum mesela Almanya arada sırada gidiyorum. Nüfus orada hızlı artmaya başladı. Bizde hızlı azalıyor, hala azalıyor. Sahillere gidin bir gezin şöyle İstanbul sahillerine. Ellerinde bira kutusu, mutsuz umutsuz böyle bakıyorlar, bakıyorlar. Nereye kadar bakacak bu vatandaş? Bir gün kafayı yiyecek. Çözüm üretmek gerekir sadece. Yani 3 çocuk, 5 çocuk yapın demek değil, çözüm üretmek gerekir. Çözüm, bu insanlara bunalımdan kurtaracak çözümler üretmek gerekir. İnsanlar nasıl mutlu olur, nasıl huzurlu olur, nasıl güzel bir ortamda yaşayabilir? Bunun için Sarı Kantor'un yani çok çok bunalanlar için bunalımdan kurtarıcı bir bitki. Sarı Kantor'un birleşinde hipeforin, hiperisin gibi etken maddeler var. Ne yapıyor? Beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırıyor. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırıyor. Glutamat hormonu yani beyindeki bazı hormonların salgılanmasını artırarak kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapıyor. Negatif düşünceleri, fikirleri kafadan siliyor. Arıtıyor, temizliyor. Bunun için Sarı Kantor'una ihtiyacımız var. Sarı Kantor'un yani. Evet çok çok güzel. Mükemmel. Peki böbrek yetmezliğine geçmek istiyorum. Ben böbrek yetmezliği için neler yapabiliriz? Neden kaynaklanır? Çözüm yolları nelerdir? Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Kişi dikkat etmezse mesela bademcik iltihaplanmadı. Bademcik iltihaplanmasını tedbir alması, tedavi olmasa bademcik iltihap kanda dolaşır, böbreklerin iltihaplanmasına sebep olur. Fakat genellikle böbrek yatağında veya glomerül dediğimiz küme hücrelerinde bazen bakteri, bazen de virüsler enfeksiyona sebep olursa da nadiren buna bağırsaktaki mantarlar idrar yoluyla böbreklere ulaşıp enfeksiyona mantarlar da karışır da tehlikeli olur. Fakat böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında %95 insanların bilinçsizce ilaç kullanması. Bize bir çok insan geliyor böbrek yetmezliğinden şikayetçi, muzdarip. Ne kullandınız diye sorduğumuzda tansiyon, kolesterol, diyabet hapı veyahut da depresyon, ağrı kesici, antibiyotik. Kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanıyor %95. Yani böbrek yetmezliğini tetikleyen ilaç. Bir insanda ortalama 5 litre kan olduğunu düşünelim. 1440 defa bir günde bu kan vücuda dolaşıyor. Yani kalbimiz kaç defa pompalıyor? 1440 defa 5 litre kanı pompalıyor. Yani 7 ton 200 litre kan dolaşıyor vücutta günde. 5 defa 5'te biri yani 1 tondan fazla kan böbrekte dolaşıyor. Kimyasal ilaç aldığınızda sürekli bu nefronlarla temas halinde kimyasal ilaç. Çok hassas olan böbrek hücrelerini yavaş yavaş kimyasal ilaç çürütüyor. Bize kimyasal ilaçtan dolayı böbrekleri çürümemiş, küçülmemiş, büzülmemiş bir insan gelmişse bakteriden, virüsten, herhangi bir iltihaptan, kisten, taştan, kumdan vesaireden dolayı böbrek yetmezliğine yakalanmışsa problem değil. Çok kolay. Çok güzel formüller. Altınbaşak otu, ayrık kökü, huş yaprağı, kremberi vesaire var. Mümkün tedavisi. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanmış, böbrekleri büzülmüş, küçülmüş, deform olmuşsa buna bir şey yapamayız. Yani bu parmağın kesilmiş, parmak çıkarma gibi. Olmaz. Bize birçok hasta geldi böbrek yetmezliğinden dolayı. Hatta diyalize giren beyefendiyi bile diyalizden kurtardık hamdolsun. Diyalizden bile kişiyi kurtarmak mümkün. Kesin çözüm diyorsunuz yani buna.
kesin çözüm. He, kesin çözüm diyebiliriz. Nasıl diyebiliriz? Haşa, ben firavun muyum? Tövbe estağfurullah, tövbe. Kesin çözüm, hiçbir şeye garantisi yoktur hayatta. Hiçbir şeyin kesin çözümü olmaz. Hiçbir şeyin garantisi yoktur hayatta. İnsanın garantisi olur mu? Olmaz. Bir kişi diyorsa ki kesin çözüm, %100 çözüm, garanti veriyorum, dinden çıkar. Yok öyle bir şey. İnsan için garanti olmaz. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon için garanti verebiliriz. Parçası bozuldu televizyonun, monitörün. Al tak bir parçasını tak. Garanti. Eşyanın garantisi olur, insanın garantisi olmaz. Bana sorarlar, garanti veriyorsun. Ben kimim? Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Bana garanti sorarsan güle güle. Hiç konuşma. Konuşturmam. Güle güle derim. Almanya'da 29 yıl kaldım. Hiçbir Alman garanti veriyorsun demez. Yüzde kaç ihtimal iyileşme ihtimalidir? Soru bu şekilde sorulur. Yüzde kaç ihtimal iyileşme ihtimali kaç? Allah bilir. Yani ama bugüne kadar yapılan araştırmalarda altın başak otuyla tedavi mümkün. Klinik araştırması yapılmış. Nereden biliyoruz? Elimizde bilgi var, belge var. Laf yok. Yani belgesiz, bilgisiz konuşmuyoruz. Benim yazmış olduğum bu kitapta da yüzlerce insan üzerinde altın başak otu, huş yaprağı, ayrık kökü, kremberi, ayı üzümü. Mesela ayı üzümünün yaprağından elde edilen ekstrakla 186 bin idrar yolları enfeksiyonu olan hasta tedavi edilmiş. Belge var, bilgi var. Garantisi mi var? %86'sı iyileşmiş. 186 bin kişinin %86'sı, %100'ü değil. %100'ü olursa garanti diyebilirsiniz. İnsan için garanti olmaz. Çünkü bunu siz böbrek iltihaplanması için verdiniz ama bakteri, virüs varsa yok etti. Peki mantar varsa ne olacak? Onu da yok etti. Peki kis varsa ne oldu? Yani bilmek lazım. Bilmeden olmaz. Evet, peki zeka geliştirici ürünlerden biraz da bahsedelim. Özellikle öğrenciler, okul çağındaki çocuklar için. Evet, zeka geliştirici güzel şeyler var. Şimdi ginkgo beyine kan akışını artırır. Beyinde 100 milyar hücre var, nöron. Nöronlar ne yapıyor? Haber gönderiyor. Aynı bilgisayarın mail atmak gibi. Bütün organlara. Hücrelere. Mail atar gibi bilgi gönderiyor. Şunu yap, bunu yap, vesaire vesaire vesaire. Milyonlarca mail sistemi var bilgisayarda. Basıyorsun düğmeye, sürekli mail atıyor. Bilgisayar gibidir beyin. Sürekli hücrelere, organlara, dokulara haber gönderiyor. Nörotransmitter dediğimiz hormonsu madde gönderiyor. Şunu şunu yap, böyle böyle yap, vesaire vesaire vesaire. Beynin fonksiyonlarını artırmak mümkün. Neyle mümkün? Ginkgo, sarı kantaron, ginseng, üzerlik, melisa, turunç kabuğu, çentian. Çok güzel formüller geliştirdik biz bununla ilgili. Hamdolsun. Yani önemli olan, mesela bir beyefendi Rusça öğreniyormuş. Öğrenemiyorum, ne kadar zorlasam kendimi diyor. Öğrenemiyorum. Ben dedim ki çok güzel bir formül geliştirdik. Siz bunu kullanın, bakalım görelim. 3 günde 150 kelime öğrendim diyor. Süper. Her türlü rahatsızlık yani tedavi edilebilir. Önemli olan sebebini bilmek. Nereden kaynaklanıyor, nasıl kaynaklanıyor, nedir? Sebebini bildiğimiz zaman çözüm... Evet, sebebini bilmek ve ona göre müdahale etmek tabii ki. Peki tekrar böbrek yetmezliğine dönecek olursak, onunla ilgili bir ürün söylemiştiniz. Onu tekrar aktarabilir miyiz acaba, neydi? Evet. Böbrek yetmezliğine karşı Huş Forte. Özel bir formül geliştirdik. Huş Forte. Huş birleşiminde altın başak otu ekstraktı, huş yaprağının ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı. Bunu kişi kullandığı zaman, eğer ki böbrekleri kimyasal ilaçtan dolayı çürümemişse, kist, taş, kum, iltihaptan dolayı problem yaşıyorsa, böbrekleri yavaş yavaş normal forma sokar. Eğer ki böbreklerinde kist varsa, iksir kullandığı zaman kisti eritir. Böbreklerinde kist varsa. Peki şöyle yapalım. Hemen devam edeceğiz bu konuya. Kısa bir kapağımız var. Kapağın ardından tanıtıcı reklamımızla karşınızda olacağız efendim.
Evet. Sarı kantaron depresyona karşı dünyada en etkili bitkidir. Sarı kantaronla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Depresyon, panik atak, stres, üzüntü, gerilim, ailede fertler arasında, karı koca arasında gerilim, stres, kavga. Mesela bazıları sürekli basit meselelerden dolayı geriliyor, tartışıyor. Bir gün sonra aynı konu dönüyor. Bazıları var, hiç unutmuyor. Sen geçen ay şöyle demiştin de, önceki ay böyle demiştin de, 6 ay önce böyle demiştin de, bir yıl önce falan. Sarıyor. O başladı mı tartışmaya karı koca, bitmiyor. Sonu neye kadar? Yumruklaşmaya kadar gidiyor. Sarı kantorun ne yapıyor? Kullandığı zaman kişi relax. Birisi gelip yumruk vursa bile, hadi bir de bu tarafa vur dedir gibi sakinleştiriyor. Programa çıkmadan önce bir tane alın görün etkisini. Relax olursunuz. Yani rahatlamak için sarı kantoron diyoruz o evet, halde. Evet. Peki. Şimdi bu da IQ Plus. IQ Plus adı üzerinde zekayı zeka geliştirici, beynin fonksiyonlarını artırıcı. Birleşiminde eskiden kafa otu denilen, kafayı, beyni açıcı, rahatlatıcı, beynin fonksiyonlarını artırıcı üzerlik var. Üzerlik, eskiden beri atalarımız, dedelerimiz nazar otu derler buna. Herkes kullanmasın diye bunu demişler ki, nazar otu, aman bu dursun şurada duvarda bir yerde. Asmışlar duvarlara, oraya buraya. Aslında nazarla ilgili değil, üzerlik. Tütsüsü yapılır, beyni açar, beynin fonksiyonlarını artırır. Kişi rahatlatır, kafasındaki negatif düşünceleri, fikirleri yok eder. Kişiyi konuya odaklandırır. Kara sevdayı. Mesela sevgilisinden ayrılmış, bunalıma girmiş. Kullandığı zaman kara sevdayı. Mesela geçenlerde bir beyefendi diyor ki, kurtulamıyorum kara sevdandan, işimden, gücümden, her şeyimi bıraktım, hayata küstüm. Ben nasıl normal hayata döneceğim? Çok kolay. IQ Plus, kişinin kafasındaki bütün negatif düşünceleri siler. Nasıl? Ginkgo var, ginkgo ekstraktı, ginseng ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, melisa, turunç kabuğu ekstraktı, oğulotu ekstraktı, 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bunların ortak özelliği nedir? Beynin fonksiyonlarını artırıcı, beyine oksijen akışını artırıcı, beyni besleyici. Böylece ne olur? Kişi konuya odaklanıyor yavaş. Yani bütün negatif düşünceleri siliyor, pozitif düşünmeye çalışıyor. Çünkü mesela beyinde noradrenalin hormonu artarsa ne olur? Noradrenalin hormonu. Noradrenalin hormonunun salgılanması artarsa kişi konuya odaklanır. Konuya vakıf olur. Unutmaz. Evet, IQ Plus. Peki depresyon için bir ürününüz var mı? Bu da şeyle, zayıflama ile ilgili. Zayıflama, evet. Garsinya, mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde bir meyve. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Latince ismi de zaten Garcinia kombucha. Garcinia kombucha denmesinin sebebi buradan geldiği için. Bunun birleşiminde hidrositrik asit var. Aynı limondaki asit gibi. Bunun birleşimindeki hidrositrik asit, kişi şeker içeren bir şey yediği zaman beyaz un mamulleri, mantı, makarna, börek, çörek veya meyve. Hı hı. Bunların hepsi şekere dönüşür. Şeker de yağa dönüşerek depolanır vücudumuzda. Bu şekerin yağa dönüşümünü engelliyor. Böylece kişi 3 tabak yemek yerse bir tabak yemekle doyur. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmıştır. Evet, bu gördüğünüz bildiğimiz karbonat. Karbonat ne işe yarar? Karbonat mesela lavabonuz tıkandı. Biraz dökün, bekleyin, lavaboyu açar. Neden? Çünkü yağları çözer. Karbonat. Saçınız yağlı. Bir tatlı kaşığı karbonat birazcık bir bardak suyla karıştırıyorsunuz, saçınıza sürüyorsunuz. Yağlı saçlara son. Karbonatın kullanılmadığı yeri yok eskiden. İnsan vücudunda asit baz dengesinin bozulması nedeniyle asit oranı yükselirse kandaki asit damarların iç yüzeyinde çentikler oluşmasına sebep olur. Bu da
mesela toplar damarların sıvı kaçırmasına sebep olur. Ne olur? Mesela bacaklarda bacak reflüsü olur. Variz olur, venöz yetmezlik olur vesaire vesaire. Kalp damar zafiyeti olur. Asidoz nedeniyle kalp krizi olur. Asidoz nedeniyle beyin kanaması olur. Çünkü damarlar zayıflar. Asidoz nedeniyle romatizma olur. Çünkü eklemlerdeki, kemiklerdeki asit oranı ürük asit ürük asit kristaline dönüşür. Şimdi karbonat kullandığı zaman insan vücudundaki asit baz dengesi tekrar normale döner. Bir karbonat asidi nötrleştirir. Doğal nötrleştirici. Kişi, biz bunu mesela yarım kilo 5 lira. Herkes kullansın diye. Mesela bir set ürün aldı bedava, hediye. Mutlaka herkes kullansın diye hediye. Şimdi neden hediye? Çok kullanılsın, herkes kullansın diye. Asidi nötr hale getirir kısa sürede. Mesela sabah, öğle, akşam kişi bir su bardağına bir tatlı kaşığı, bir su bardağına bir tatlı kaşığı karbonat katıp karıştırıp içerse önceleri alışamaz. Yavaş yavaş alışırsa, birkaç gün içerse sanki suya şeker katmışsınız gibi tatlı bir tat verir. Yani güzel bir tat verir. Ağız tadı değişir kişinin. Hı hı. Asidozu bünyeden kısa sürede atılmasını sağlar. Bir karbonat, yani veyahut da karbonat Latince ismi, şey, kimyadaki ismi sodyum bikarbonat. Çok çok önemli. Asidozu önlemekte. Vücudu arıtmakta, temizlemekte. Asidoz vücutta oluşan yağları eritir. Asidoz hayati tehlikedir. Eğer ki asidoz zamanında müdahale edilmez, tedbirler alınmazsa obeziteye sebep olur, kiloya sebep olur, yağlanmaya sebep olur. Karbonat kullandığında kişi mideyi rahatlatır. Midenin birkaç tabakadan oluşur mide. Mide hem sodyum bikarbonat salgılar, hem hidroklorik asit salgılar. Hem asit salgılar hem karbonat. Mide salgılamış olduğu karbonatı pankreasa gönderir. Asidi kendisi kullanır. Yani mide zaten bikarbonatı kullanıyor. Midenin üzerinde sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir mukos var. Bu bikarbonattan oluşur. Koruyucu bir tabaka var midenin üzerinde. Bikarbonat kullandığımızda midenin bu koruyucu tabakası güçlenir. Böylece mide bakteri, virüs ve mantarlara karşı enfeksiyon kapması önlenir. Mesela bir beyefendi geldi geçen. Antral gastrite yakalanmış. Ne demek antral gastrit? Bakteri, virüs, mantar değil. Aşırı kimyasal ilaç kullanmış. Ağrı kesici, ağrı kesici, ağrı kesici, antibiyotik. Ne olmuş? Midenin üzerindeki bu bariyer, sümüksü, süngerimsi, mukos yok olmuş. Yani bu şuna benzer. Barajın altına dinamiti koyuyorsunuz. Barajı patladı. Baraj patlarsa ne olur? Barajın altındaki bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler, tabiat yok olur, caz cavlak kalır. Mide de böyle ne olur? Bariyer gittiği zaman çıplak kalır deri. Buna antral gastrit denir. Tedavisi imkansız gibi bir şey. Ama işte bu antral gastriti sodyum bikarbonat ve spirulina ile tedavi etmek mümkün. Spirulina nedir? Spirulina 2000 çeşit enzim içerir. Yosun bu bildiğimiz mikro yosun. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega, balık yağlarında olan omega 3, omega 6, omega 9 ve esensiyel amino asitler, esensiyel olmayan amino asitler içerir. İsterseniz bir kapsül açayım. Evet, iyi olur. Mesela bu Çernobil kazasında atom reaktöründe meydana gelen radyoaktif kaza nedeniyle birçok insan antral gastrite yakalanmıştır. Çocuklar özellikle Beyaz Rusya'da. Ve doktorlar hiçbir şeyle iyileştiremedikleri antral gastriti spirulinle tedavi etmişlerdir. Beyaz Rusya'da, Ukrayna'da. Evet, bu radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu antral gastriti dahi iyileştirici, en ağır kimyasal maddelerin sebep olduğu gastriti iyileştirici özelliğe sahiptir.
Neden? Çünkü 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B vitaminlerin hemen hemen hepsi. Anne sütüne, spiruline eş değer dünyada tek gıdadır. Uzaya giden astronotların kullandığı, uzaya giden astronotlar yanlarında tencere tava götürmediler, elma armut götürmediler. Ne götürdüler? Spirulina ve su. Spirulina su, başka bir şey yok. Şeker olmadığı için kilo falan da yok. Sıfır kalori. İstediğin kadar kullan. Ben mesela günde kişi bundan 3 defa 3 tane kapsül alsa, 10 saat uyuyorsa, 5 saat uyusa yeter. Vitamin, mineral, enzim ihtiyacının her şeyi karşılıyor.